Çorum'da Mart ayı sonu itibariyle vakalar gözükmeye başladı. Bu hem öncesinde hem de bu pandemi süresince gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek tüm hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz emrinde, komutasında biz çeşitli önlemler almaya başladık. İlimizde de yine İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi Erol Uçuk Eğitim Araştırma Hastanesi koordineli olarak bu pandemi sürecine girdi. Siz de takdir edersiniz, geçmişte yaşanmamış. Bir basın mensubu olarak siz de bu süreci yaşamadınız. Bir sağlıkçı olarak biz de yaşamadık. Değerli muhtarlarımız, siz de böyle bir süreci yaşamadınız. Böyle olunca ister istemez hiç daha önce test edilmemiş, yaşanmamış bir süreci yönetmek ister istemez zorluklar arz etti. Fakat yine de biz elimizden geldiğince bu süreci doğru yönetebilmek için çeşitli önlemler aldık. Daha vakalar Çorum'da gözükmeden, Türkiye'de gözükmeden biz kendimiz eğitim toplantıları yapmaya başladık. Son dönemde biraz artış göstermekle birlikte sağlık personeli bulaş açısından Türkiye ortalamasının altında bir sağlık personeli bulaşımız var. Bu da aldığımız önlemlerden ek olarak personelimizin bu konulara neden bir riayet ettiğinin bir göstergesi olarak düşünüyorum. Bizim belki de diğer illerden en zor olarak maruz kaldığımız durum ilimizin tek hastanesi olmamız. Bir sürü ilde birden fazla hastane olduğu için belli hastaneler COVID hastanesi yapılıp oranın yönetimi tamamen COVID üzerine yapılıyor. Ama biz burada biraz sonra anlatacağımız şekillerle biz bir hastaneyi hem COVID hem de COVID dışı hizmet veren bir hastane haline anatomik olarak da engelleyerek yani COVID'de yatan hastayla COVID dışı yatan hastanın hiçbir zaman yan yana gelmemesini sağlayacak şekilde fiziksel düzenlemeler yapmaya çalıştık. Ve şu anda bu süreci hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Rakamlar da vereceğiz. Bizim iş yükümüz ciddi bir şekilde azalmadı, arttı. Tamamen MHRS sistemine geçtik. Bu bizim daha az iş yapalım diye değil, hastalarımızı daha az hastane ortamında bulundurarak ve belli dakikalar arasında gelmelerini sağlayarak bulaş riskini çok fazla indirmeye çalıştık. Buna rağmen her ne kadar şikayetler devam etse de yaklaşık günlük 2000 MHRS'imiz olmasına rağmen yaklaşık 1200'de MHRS dışı hasta bakmaya devam ediyoruz. Yani herhangi bir şekilde acil ihtiyacı olan ilçelerden gelen ki hatta hala devam ediyor çevre illerden gelen hastalarımıza da randevusu olmadığı halde aşağıda oluşturduğumuz soru çöz alanı sayesinde desteğiyle hekimlerimizden rica ile günlük kota isteyerek MHRS'ye gelmeyen hastalarımızın boşluğunda veya bir zaman oluşturarak yaklaşık MHRS'nin %50'si kadar bir hastaya da bakmaya devam ediyoruz. MHRS dışı hastalarımızın mağdur olmaması açısından. Hastalarımızın tek başına bir odada ve bu hastalığın korkusu ve yaşamaları cidden sıkıntılı. İnşallah. Onların açısından düşünmüşüz. Fakat bu süreci kolay bir şekilde atlatabilmek için ihtiyaçlarını günlük olarak soruyoruz. Ek ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. Hasta yakınlarının getirdiği gıda dışındaki mümkün olduğunca gıda malzemesi kabul etmemeye çalışıyoruz. Herhangi bir zehirlenme riskine karşı. Tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak odalara çıkarıyoruz. Buna rağmen eksiklerimiz, şikayetlerimiz, şikayetler tabii ki olabilir. Ama bunu mümkün olduğunca gidermeye çalıştığımızı bilmenizi isterim. Bu hastanemizin arkadan görünüşü ok işaretiyle gözüken yer sağ taraf şu anda COVID hastalarımızın yattığı yer. Sol tarafta diğer normal hastalarımızın yattığı yer. Arada biz asansörleri tamamen ayırarak yani COVID dışında herhangi bir şekilde ki bu daha önceden 6. kattan itibaren başladı. Hasta sayımız azken o zaman sadece COVID asansörü 6. kata çıkıyor. Yani herhangi birisi gelip ziyaret için gelip COVID alanına giremedikten sonra o asansöre ulaşması imkansızdı. Şu anda tamamen sağ taraf COVID hastalarımız için ayrılmış durumda ve sol tarafta herhangi bir şekilde bağlantıları yok. Güvenlik görevlileriyle veya fiziksel olarak biz bu bağlantıyı kestik. İlk başlangıçta acil servisten enfeksiyon ve COVID alanında hastalar geldikten sonra farklı bir yola tekrar dışarıdan dolanmasınlar diye. Çünkü bu hastane sonuçta pandemi için yapılmadı. Herhangi bir şekilde böyle bir akut durum için planlanmış bir hastane değil. Bu süreçte biz acil servisten direkt COVID alanına, COVID servislerine çıkacak bir yol açtırarak asansörleri sadece bu alanda kullanarak hasta naklinin de diğer hastalara bulaş olmaması için bir düzenleme yaptık.
Yine acil servisi tamamen ikiye bölerek, acil servisin tomografisi sadece COVID hastalarının kullanması için ayırdı. Ve şu anda sadece normal hastalarımıza eksilirdeki tomografi ve MR hizmet ediyor. Orası steril bir alan. Tabii ki şu dönemde tamamen temiz alana gelen hastalarda COVID değil diyemiyoruz ama en azından COVID'den şüphelendiğimiz, COVID pozitif olan hastalarımız ayrı tomografide, ayrı röntgende, ayrı alanlarda bekleme alanları var. Yine COVID alanı içerisinde birinci basamak bir yoğun bakım noktası. Uyarı acilden COVID alanına başvuran, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar hızlı bir şekilde yoğun bakım alınmaları sağlar. Bu bizim COVID alanımızın ön tarafı, bekleme alanı. Yan tarafla herhangi bir fiziksel, normal acil alanda fiziksel bir bağlantısı yok. Sadece kapı önünde bir bağlantı var. Bunu da bizim fiziksel olarak engellememiz imkansız. Burada iş, orada bekleyen, muayeneye gelen halkımıza düşüyor. Yani orada bizim kocaman tabelalarla COVID alan ve normal acil alan işaretlemeleri var. Baştan için yaptığımızı söyleyeyim. Bilimsel kurul bakanlığı hastalarımızı ikişer kişi yatırabileceğimize bize izin veriyor. Belli mesafe aynen ve şartlarda. O nedenle biz belli bir noktadan sonra ikişer kişi bu hastalarımızı yatıracağız. Bu hem iki şekilde bize faydası olacak. Bir, yatak faydası olacak. İkincisi, işin bir de psikolojik tarafı var. Bu hastalarımızı bir hafta 10 gün boyunca bir odada tek başına bırakmak cidden sıkıntı. Zaten eşleri beraber yatırıyoruz. Aynı aileden olanları beraber yatırıyoruz. Bu şekilde